Yani 3 bıçak yüzünün tapışını ikinci formülasını görüp çıkarmız. Bu formula Geron formülası deyip yürütüldü. Bana bu formuladan tapıladı. S deyin, 3 bıçakın yüzü deyin. İlizası da P köp aytırı P minus A köp aytırı P minus B köp aytırı P minus S. Bir de A, B, S'ler 3 bıçakın tamamları. P ise 3 bıçakın yarım perimetre. Yani perimetrenin yarımı. Perimetrenin topu 2 gibi bilsek. P bilen belgilengen. Ben bu formula boyunca 3 bıçağının 3'te tamamını verilgen barış gerek. 3'te tamamını verilgen olsa o halde biz Geron formülası yordamını tapamız. Bana bizde 3 bıçağı verilgen. Tamamları 5, 6, 7 getin. 3 bıçağının yüzünü tapayın. Avval yarım perimetrenin tapamız. Bir yerde kaysa bir A, kaysa bir B, onun ahamiyeti yok. Belgilaşımızın ahamiyeti yok. Mesela bunu A bilen, bunu B bilen, bunu S bilen belgilaşımız mümkün. O mesela ne yapacağımız? Dastlab yarım perimetreni tapamız, üç bıçakını. Bu, 5 koşu 6, koşu 7, taksım 2. Yani tamamlar yığındısını 2'ye bölemiz. 5 7'ni koysak 12, 18, 2'ye bölsek 9. Demek ki yarım perimetre 9 getirirken. Yani bu formülden üç bıçakını yüzünü tapamız. S deyin, yıldız olsa da P köpaytırı, yani 9 köpaytırı. P minus A, 9 minus, kelimeler bana bu A olsun, 9 minus 5. O mail birinci sefer hamasını yazıyorduk. 9 minus 5, 9 minus 6 ve 9 minus 7. Ten, yıldız vası da 9'dan 3 çıkardı. İldiz vası da bir de 4 kaladı. 3 2 o 4 tane 2 çıkardı. 2 kere 3 6 İldiz vası da 6 kaladı. Şunu da yıkılıp bana bu 3 bıçağının yüzü 6 İldiz vası da 6'ya teniyken biz Geron formülası yardımında taptık. Ne yaptı ki mesela ikinci mesela yani 3 bıçağın tamamları verilgen. 9, 10 ve 11. 11 tamamen geçirilgen belenliğini tapayın. Ve bunun için biz 3 bıçağın yüzünü 2 kıl yorumdan tapamız. Birincisi, 3 bıçağın yüzü 1 taksım 2, 11 köpaytırı. Üç bıçağın yüzü 1 taksım 2 köpaytırı, asas köpaytırı kaç? 11 köpaytırı kaç? Yani ikinci yol bulan biz Geron formülası yardımında tapamız. Yes. Bir yerden biz belenliğini tapışımız mümkün. Tiğnemanı haşke nispeten geçip biz belenliğini taparlarımız. Demek ki dastlab biz Geron formülası yardımında 3 bıçağın yüzünü tapışımız gerekirken. Onun için biz yarım perimetrenin tapamız. Pating. Tamamlar yığındısı 9'ga 11'ni koysak 20, 10'ni koysak 30, taksım 2, 15 keteyim oladı. Üçbürçayın yarım perimetri 15 keteyim iken. Yani bana bu formüla yardımıyla üçbürçayın yüzünü tapamız. S deyin, yıldız aslı da 15 köpaytırı, 15 minus 9, 6, 15 minus 10, 5, 15 minus 11, 4. Bana bunu da görüntü yazdık. Yani 15'ni 3 köpaytırı 5 deyip yazışımız mümkün. 6'ını 2 köpaytırı 3 deyip yazışımız mümkün. O halde 2'de 3'ten 1'de 3 çıkardı. Bana bir 2'de 3'ten 2'de 5'ten 1'de 5 çıkardı. 4'den 2 çıkardı. 1'de 2 yıldız aslında kap getirdi. 15, 30. 30 yıldız aslında 2 getirirken. Şimdi yıkılıp bana bu 3 bıçağının yüzü 30 yıldız aslında 2 getirirken. Yani bana bir gün abarıp koyalımız. Esin oranıya bana şu anda abarıp koyalımız. O halde 1 taksım 2 köpaytırı 11 köpaytırı h 30 yıldız aslında 2. 2'ye köpaytırı varanımız
60 bo'ladi, keyin 11 ga bo'lamiz. Demak, h teng 60 ildiz ostida 2 taqsim 11. Shunday qilib, mana bu uch burchakning baralligi mana bu songa teng ekan.